Herkese merhaba. Gülcemal dizisinin devam etmesini isteyen dizi hayranları, geçtiğimiz hafta sosyal medyaya yansıyan dizinin final çekimlerinin tamamlandığını yönündeki bilgiler ile çok üzülmüştü. Bazı haftalar yayınlanmaması ile de Gülcemal dizisi uzun aralar vermiş ve izleyici sadakati de bu durumdan kötü etkilenmişti. Gülcemal dizisinin 12. yeni bölümü 6 Temmuz Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu. 13 Temmuz akşamı da dizinin final bölümünün yayınlanması bekleniyor. Melis Sezen ile Murat Ünalmış ikilisini bir araya getiren Gülcemal dizisinin finale doğru yürümesi birçok dizi hayranının kabul etmediği bir durum. Zira dizinin hikayesi ve oyuncuların performansları bakımından ikinci sezonda da devam etmesi gereken bir dizi olarak görülüyordu. Fox TV'nin reytinglerin beklenenden düşük olması nedeniyle final yapmak istemesi de daha önceki stratejisiyle uyumlu gözüküyor. Hatta kanal yetkililerinin Gülcemal projesine fazladan süre vermesi ve izleyicilerin tepkisini biraz azaltmaya çalışması da gösterdikleri hassasiyetin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Özellikle yurt dışındaki Türk dizisi hayranlarının büyük bir heyecan duyduğu dizinin, sosyal medyada güçlü bir etkileşim yaratmış olması da 13. bölüme kadar sürmesinde etkili olmuş gibi gözüküyor. Gülcemal dizisinin 13. bölümünde neler yaşanacağı da merak konusu oldu. İşte 6 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 12. bölümden özetleri tekrar hatırlayalım. Mustafa Pehlivan ile ilgili gerçekleri öğrenmek hem Deva'yı hem Gülcemal'i derinden sarsar. Büyük kararların arifesinde olan Deva evi terk eder. Gülcemal de gitmesine izin verir. Ancak Garan'ın Deva'nın annesi olduğunu öğrenmek Gülcemal'i adeta yıkar. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını bilen Gülcemal yeni bir hayat planı yapar. Mert'i hayatlarından çıkarmak isteyen Gülcemal'e bir darbede kardeşi Gülendam'dan gelir. Her şeye rağmen Deva'dan vazgeçemeyen Gülcemal kendini onun kapısında bulur. Ancak o gecenin sabahında Gülcemal her şeyini kaybetmiş bir adamdır artık. Yapayalnızdır ve herkesi şok edecek o kararı verir. Yenilgiyi kabul etmiştir ve bir daha dönmemek üzere gidecektir. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp, videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.